Çile bölüm. Allah! Efendim Yüce Allah, şahane bir cuma gününde kalbinizde ne kadar güzel dilekleriniz, güzellikleriniz varsa onları kabul etsin. Amin. Şahane bir gün olsun. Yılmaz, böyle çile derken uzatıyorsun ya. Evet. Kaç saniye uzatabilirsin hiç vallahi nefes almadan? Vallahi Türkiye'nin en özel seslerinden biri olmakla Allah'ıma şükrediyorum. Oktavım çok yüksek olduğu için. Evet. Max ne kadar uzatabiliyorsunuz? Biliyor musunuz? Ne kadar? Bu şarkıyı okuduğum zaman yine Şahan beni challenge'a davet etmişti olmayan sesiyle. Ya ateşe düşürüyorsun ya çile çektiriyorsun. Evet. Vallahi arada her şarkım olay oluyor. Evet. Çünkü hani Yılmaz Morgül bir şarkıcı değil. Ben bir yorumcuyum arkadaşlar. Eseri alırım kendi tavrıma göre çok güzel bir şekilde yaşayarak, hissederek yorumlarım. İnsanlar da bunları kendine geçiş olarak görürler duygusal olarak ve şarkı bomba gibi patlar. En son şarkı olduğu gibi. Evet. Sonra evet. Bomba gibi patlatayım derken seni patlatırlar Yılmaz'cığım ve YouTube'dan şarkıyı kaldırtırlar. Ama Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısını okudu. Tabii şu mikrofonu açabilir miyiz? Çok ilgi gördüğü için telif hakları nedeniyle kaldırıldı. Şu mikrofonu biraz da rica verirseniz. Evet. Sabahın 9'unda 10'unda. Nasıl şimdi şarkı çok güzel bir şarkı tabii ki. Evet. Sözleri çok güzel. Ben zaten katıldığım bir programda bana bu şarkıyı gösterdiler. Ve ondan önceki bir soruda da annemin görüntüleri ekrana koyulmuştu. Ben annemi yeni kaybettiğim için ciğerim çok yanıyor. Hala öyleyim çünkü ben iki tane psikologdan tedavi de görüyorum. Bu konuda arkadaşlar ve bütün yüzüme roza hastalığına yakalandım. Bütün vücudum. Hala bu tedavim devam ediyor. O duygusallığın içerisinde bir de bana bu şarkıyı dinlettiler. Tanıyor musunuz dediler bu sesi. Duydum dedim. Dinlemiştiniz daha önce. Duydum dedim sadece. Hani şarkıyı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Biz size dinletelim dediler. Şarkının nakaratını dinlettiler. Zaten annemden dolayı ciğerim yanmış ya çocuklar. Yani biliyorsunuz hani anneyi, babayı, en yakın sevdiklerini kaybedenler bilirler ki ateş düştüğü yeri yakar. Tabii ki. O duygusallıkta bu şarkıyı dinledim. Dedim ki güzel okumuş, şarkı da güzel ama orası beni çok etkiledi. Ciğerime çok dokundu ve 10 saniyelik bir nakarat bölümünü okudum ve viral oldu. Olay oldu. Evet. Mesela bugün 38. gün yüz binlerce kişi bu şarkıyı. Kaç gün oldu? Evet, 38 gündür. Yarın 39 çünkü bana Ajans Press'ten notlar geliyor. Bugüne kadar yüz binlerce kişi arkadaşlar, çoluk çocuk bu şarkıya video çektiler. Yılmaz çok bağırıyor. Eleştiri bu. Evet. Yılmaz abartıyor ve çok bağırıyor. Evet. Bunu böyle daha dingin de söyleyebilirsin. Yok, ben o şekilde okuyamam şarkıyı. Bir defa bağırmak diye bir şey yok. Tam tersi, Türkiye'de ses profesörü denilen sanatçılardan biriyim. Mesela bazı sanatçılar, adını verebilirim. Lütfen. Gönül rahatlığıyla. Sevgili Gülşen, mesela nodülleri olmuş, sesinden problemleri olmuş. İstanbul Yılmaz Morgül'ün videoları gösteriliyor. Diyorlar ki hani şarkı nasıl okunur? Zaten herkese bunu tavsiye ediyorum. Bugüne Gülşen kadar... ne yapıyor? Alın bu nodülleri hemen gideyim Gülşen, mi diyor? Gülşen diyor ki gurur duydum seninle arkadaşım diyor. Yani diyor, insanlara yani diyor, şarkı söyleme tekniğini diyor gösteriyorlar. Klinikte Gülşen'i tedavi etmek için ses tellerini sizin üzerinizden mi o iyileştirme yapılıyor? Yok hayır, sesinizi nasıl kullanacağınıza dair. Yılmaz Morgül gibi sesinizi kullanır. Sesini teknik olarak nasıl kullanıyor? Hani bunlara dikkat etmelisiniz. Peki Yılmaz her yerde senin bu yüksek volümlü yorumun çıktı. Zaten benim bütün şarkılarda volümüm yüksek. Evet peki Yılmaz bugün böyle değişik bir ters köşe yapıp böyle Mert Demir gibi okur musun? Bir de öyle dinlesek. Yani eminim ki çok güzel okursunuz şu bu arada. Şu mikrofona ses rica ediyorum. Tamam. Zaten ben o programda da söyledim. Mesela hani ben kendi yorumu itibariyle sevdiğimi söyledim. Güzel okuduğunu söyledim. İki türlü. Ama ben Yılmaz Morgül'üm. Bu şarkıyı ben böyle okuyamam. Dedim. Sen nasıl okursun yani şu an içinden? Onun okuduğu işte. Ateşe düştüm. Evlerden uzak. Aşk değil bu bana tuzak.
kahroldum. Ben böyle okuyamam. Şarkıyı yaşamam lazım. Sen diyorum ya, ateş düştüğü yeri yakar. Bana bu şarkı annemin ölümünü hatırlattığı için ben kendi janrımı ve tarzımda. Peki o zaman sizin okuyacağınız janr nasıl olacak? Ateşe düştüm evlerden uzak, aşk değil bu bana tuzak, kahroldum ateşe düştüm evlerden uzak, aşk değil. Kaldık. Kaldık. Bu. Senin mikrofona ihtiyacın mı var? Yok yok. Zaten ben böyle anamdan kaldım. Mikrofonla doğmadım. Allah rahmet eylesin. Sahnede de yapıyorum arkadaşlar. Programımın 45 dakikasında sevgili orkestramı sahneden indiriyorum. İnsanlarla gerek birlikte. Gerek yok sana orkestraya. Mikrofonsuz. Zaten Türkiye'nin ilk mikrofonsuz ve orkestrasız konserini ben Konya. Markaları verme. Markaları verme. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bir kendime geleyim çünkü bir böyle şey. Ama kendini bilmeyenler var. Evet. Haddini bilmeyenler var. Oraya tamam. Geçelim. Mesela bir gazeteci. Dur bir dakika, evet. bir dakika. Şimdi dur. Gazeteciye gelene kadar sıralama yaptık. Önce Hatice sevgili Demet ve Cesim programına katıldı. Evet. Senin yorumunu eleştirdi. Fakat eleştirirken kendi de yorumladı. O da ateşe düştü. Ama o isim, o isim Yılmaz Morgül'ü eleştirecek kapasitenin ismi olamaz. Bir izleyelim. Tamam, izleyelim. Yılmaz çok kötü okumuş ama yani şarkının hakkını vermemiş ki. Ya bir şey söyleyeceğim. Demek bağırmak şarkı söylemek değil ya. Yani. Bence Türk sanat müziği okusun gerçekten. Hani o da aldı evet iyi ama. Ateşe düştüm. Ateşe düştüm. Evlerden uzak, aşk değil bu bana tuzak, kahroldum bak, ateşe düştüm. Gülüyorum ama mor gülüyorum. Allah'ım diyorum ya. Şarkıların nasıl okunması gerektiğinde naçizane efendim. Bütün albümlerimi dinlesinler. Buralardan okuma taktikleri ve teknikleri öğrensinler. Beğenmedin mi? Yani ben zaten benim janrımda bir ses değil ki bunlar. Bu şarkıları onlara çok büyük gelir. Yani ancak bir yorumcu her tarz şarkıyı alıp en iyi şekilde okuyabilme yeteneğine sahiptir. Herkes şarkı söyleyebilir. Şarkılar da herkes içindir. Şarkılar yasaklanmamalıdır Yelda Hanım. Oraya da geleceğiz. Şimdi Yılmaz bir de biraz da seni eleştirenin kim olduğunla da ilgilisin. Örneğin seni eleştiren kişi konservatuar yani mesela mezunu şu anda benim bir yani müzisyen benim, olsa. Benim eğitimli hocalarım karşımda Melahat Pars, Feriha Tunceli, Alaaddin Yavaşçalar, efendim ay kimler Armis Sami Tokerler, Sadun Aksütler hocalarım olsa derim ki hocam evet haklısınız. Hani burada bu yorumu peki, yapmamalıydım. Peki Yılmaz şimdi eleştiren birisi de evet. Bir müzisyen. Evet. Aileden müzisyen. Olabilir. Tayfun Duygulu. Her konservatuvar bitiren müzisyen olsaydı. Ay her şeye cevabı var. Bir de var tabii ki. Haddimi bilirim çok güzel de had bildiririm. Tamam bir de Tayfun sana ne söylemiş bir de ona bakalım. Laklardan uzak ateşe düştüm yapma Yılmaz. Neden öyle söyledin bilemem. Ateşe düşmem ben gelemem. O kadar bağırma. Ne güzel yazdım oldu. Şimdi. Yılmaz aslında kendi içinde gayet güzel olmuş sevgili Yılmaz'cığım ama yani... sanki bir ton, bir buçuk ton aşağıdan söylesen daha sesine oturmuş olarak evet. Düzelteyim ben. Evet. O çok... her
Tayfun'da evet, Tayfun yıllarca... sana yapma Yılmaz. Efendim çok iyi bir müzisyen olabilir. Çok iyi öyle. Bir aileden gelebilir. Kendisini Antalya'daki sahnemde de ağırladım. Evet. Kendisi beni çok güzel sözlerle de tatif etmiştir. Ben hepsine saygı duyarım. Ama hangi sesle Yılmaz Morgül tarzı okuyabilirler? Önce onun hesabını yapsınlar. Kale bile almıyorum bu yorumları. Peki bir yorum peki. daha geliyor. Bakayım onu evet. kale alacak mısın? Onu kale almaman pek Şahan mümkün mı? Değil. Evet, gelsin. Ece mi? İşte ben gelsin. De Ece'ni size dinlettireyim en son bana gönderdiği sesi. Tamam dinlettirirsin sesi. Sonra. Önce biz izleyelim sonra seni. Pardon Emoa diyorum herkes. Bir kere hiçbir zaman şarkıyı böyle söylemem. Ah ateşe düştüm ah ne ya? Ateşe düştüm ah. Ateşi hissettir bana, ver aşağıdan. Ateşi ver bana, ver bana. Efendim bu kadar yıllık sanat hayatımda rahmetli Levent Kırca'dan Nejat Uygur'a, evet, Ercan Akışık'tan birçok isme kadar herkes benim görüntü, davranış taklitlerimi yaptılar. Evet. Ama mesela herkesin de ses taklidi yapılabilir. Evet, tabii. Evet. Ama bugüne kadar hiç kimse Yılmaz Morgül'ün ses taklidini yapamadı. Diyorum ya hani bu kendini beğenmişlik adına algılanmasın. Gerçekten Allah'ın yaratmış olduğu özel bir ses yapısına sahibim. O yüzden sesimi taklit edemiyor. Diyorum ya Şahan efendim daha önce de Çile Bülbül'ümle ilgili challenge başlatmıştı. Gülmedin mi sen bu yoruma? Yani nasıl gülebilirim? Çünkü ciddiyetten uzak. Yani niye ciddi yapsın ki? Onun işi zaten olayları ciddiye alıyor. Hayır hayır, komedi olarak da algılamadım. Ama ben. Şöyle bir şey var sende, şöyle bir şey evet. var. Sesinle, yorumunla, tavrınla evet. zaten bu malzemeyi Şahan'a da veriyorsun, herkese veriyorsun, sosyal medyaya ama da Yevdan, veriyorsun. Ama Yevdan, siz bir iletişimcisiniz. Evet. Yani sosyal medyada yüz binlerce insan bu şarkının 10 saniyelik bölümünün viral olduğunu bilincinde olan adamlardan biri bu. Evet. Sosyal medyada evet, patlamış evet. şarkı. Evet. O da ne yapacak? Gündeme uymak için. Gündemde ne var? Onun taklidini Yılmaz, yapacak. Yılmaz, senin taklitlerinin evet. yapılması senin için iyi bir şey. Evet. Hem de güzel. Şahan'ın yapmış evet. olması. Çok, az önce bahsettiğim isimler aman Allah'ım şahane taklitlerimi yaptılar. Şahan'ı da tabii ki hani takdir ediyorum. Takdir ettim. Bir ailesini zaten Şahan'ı çok seviyorum. Ama ben gülmedim buna. Çünkü... Ağlama da. Yok, asla. Ha, öyle ha. bir şey yok zaten. Artık yasak. Ailem bana ağlamayı yasakladı. Tamam gülme de ağlama da. Çünkü çok üzülüyoruz ya. Diyorlar. Evet. Şimdi yorumlara baktım. Şu anda yorumlara evet. baktım. Bana da mesajlar geliyor. İlk söylediğin o daha yumuşak ateşe düştüm ha, halini olabilir, çok beğenmişler. Olabilir, olabilir. Çok beğenmişler. Ama ben her tarz okuyabiliyorum. Ama demek istediğim şu. Bize şu öğretildi. Mesela atıyorum. Tabii atmıyorum, tarihler çok bilgisayarımda var, beyinsayarımda. Yıl 1965, hı-hı. İzmir Çeşme'de. Hı-hı. Yusuf Nalkesen mesela şu esiri bestelemiş. Hani o bırakıp giderken seni, ay, bu öksüz güzel, tavrını takmayacaktı. Şimdi bize bu eserleri geçirirken hocalarımız diyor ki, bu şarkı hikayesi nedir? Bu hikayeyi yaşamanız gerekiyor. Ha, sen böyle yaşıyorsun. Evet, birebir bu hikayenin kahramanı siz oluyorsunuz ki karşı tarafa geçsin. Hani yorum bu demek. Ben de annemin acısını, ciğerime taşan acısını bu şarkıda buldum arkadaşlar. Yani okuma bu şarkı, sebebin buydu. Tabii başka türlü okunamaz bu şarkı. Ama mesela hak ettiği yorum bu. Senin duyguyu, bana o göre. Senin tabii. duyguyu yansıtmanda o acıyı evet. hissederken tam ona karatta böyle bağırarak evet. tabiri caizse tırnak evet. içinde yüksek volüm söylemen. Evet. Bir başkası da aynı Mert gibi daha yumuşak, daha acıyı olabilir. Öyle yaşar. Öyle yaşar. Yani, herkese göre değişir. Değişkenlik gösterir. Tabii ben yani bütün eleştirileri açığım. Yani müzik böyle bir şey zaten. Hani Ece Seçkin de örneğin. Ece Seçkin de eleştirdi. Bir de evet. Ece Seçkin'e kulak verelim. Ece Seçkin taklidimi yaptı. Evet. Evet. Bakalım. Evet. Ece Seçkin var mıydı elimizde? Bu benim 10 saniyelik sevgili Mügeciğim viral olan evet, sesimle evet. yapılan. Hala bugün de öyle. Bakın mesela benim hikayelerime. Küçücük çocuklar ya.
anneleri babaları onları... Ece'den sana bir mesaj mı gelmiş? Ece ile zaten hep mesajlaştık hani. Çünkü ben kendisinden yardım istedim. İşte kimse bir şeyleri bilmeden eleştiriyorlar. Ne gibi yardım? Ne gibi yardım biliyor musunuz? Şimdi ben bu şarkıyı coverladım ya. Evet, evet. Çünkü ben bu şarkıyı herhangi bir bağlı bulundum DMC müzik şirketinden bütün platformlarda yayınlanmak üzere okumadım ki. Hı. Bana yüz binlerce insan Yılmaz Bey lütfen coverını yapın. Bu yorum çok yakıştı. Şarkı hakkını buldu. Oku 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 oku. Ben de Ece'ye danıştım. Dedim ki Ece'dim dedim. Ben bunu cover yapmak istiyorum ama sadece hani kendi YouTube kanalımda veya YouTube'da bir şekilde. Telif hakları nedeniyle de kaldırıldı zaten. Ama şarkı. İşte buna da dikkat edeceğiz. Cover'da telif yok. Cover'la hangi şarkıyı okursanız okuyun YouTube üzerinde bakın. Ece Seçkin başta olmak üzere onlarca kişi girin bakın arkadaşlar. Bu şarkıyı okumuşlar. YouTube'a atmışlar. Mert kaldırdı ama seninkini. Hayır Mert hepsi demiş. Duruyor diğerlerinin. Senden sadece niye? Ama şimdi senin... cover olarak ben şunu cevabını vermek istiyorum size efendim. Cover okuduğunuz zaman zaten telifler sahibine gidiyor. Bana değil. Benden ne telifi yapılıyor? Ben telif almayacağım ki. Sen bu rüzgardan nemalanmış oluyorsun. Evet, evet. Benim okumamla bana telif gelmeyecek Yelda Hanım. Evet anladım. Söz ve müziği oradan, kime aitse ona gidiyor. Ona herkes gidiyor, cover telif. Yapabilir. Ben mesela yarın İstanbul sahnemde de bu şarkıyı okuyup o videoyu YouTube'a gönderebilirim. Bunu engelleyemezler. Ama yani insanları kandırıyorlar. İzinsiz okudu. İşte o da ona telif uygulaması yaptı. Şarkıyı yasaklattırdı. Böyle bir şey yok. Bakın ben bir sanatçı arkadaşım çok beğendi. Taklidimi yaptı diye Ece Seçkin. Gerçekten popun en beğendiğim 5 kadınından biri evet. O. Ve bana şöyle bir yardım istedim kendisinden. Şöyle bir... Hani nerelere gelebileceğini çok iyi tahmin ediyorum ama... Yani uçurduğunuzda adım gibi eminim. Bu arada kendi YouTube kanalımız yani olsun. Mikrofondan dinleyebiliyor muyuz? Olan şarkının yayılması herkes oradan dinleyecek. Daha bile iyi olmuş bence. Hayırlı uğurlu olsun. Çıkar çıkmaz paylaşmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Anladınız mı? Vallahi çok sevindim. Ece'den. Kesinlikle sizin yorumlamanız gerekiyordu. Evet dediğim gibi hani kendisinden yardım istedim. Mesela menajerim Halil Yıldırım beyefendi kendisinin menajeri Ali Bey'i aradılar. Mert Demir'in. Hani, evet nezaketen. Hani cover'da zaten telifler ona hiçbir ait ya. Hiçbir şekilde karşılık bulmadım. Yani size Yelda bir cevap Hanım, verilmedi bakın, mi? Bir hafta bekledik aradım. Dönüş yapacağız dediler. Evet. Bakın çok nerede bu görgü ve saygı? Ve bir hafta sonra tekrar aradık. Evet. Bu sefer ne olumlu ne olumsuz yine de cevap vermedi. Ben çok üzüldüm. Bakın ekranlar karşısında şunu söylemek istiyorum. Ben 20 yıllık, 28 yıllık müzik hayatım boyunca Elda Hanım, Müge Hanım albümlerimde Zeki Müren başta olmak üzere Sezen Aksu, Orhan Gencebay, Coşkun Sabah, Selami Şahin, Emrah gibi çok büyük starların bestelerini seslendirdim. Evet. Hiçbiri benden bir kuruş hak bile istemediler. Onur duyarız dediler. Yani siz... Bu starların üstünde bir star mısınız ki? Sizin yapmanız gereken şuydu. 10 saniyelik bölümü viral olmuş bir şarkı. Türkiye bu şarkıyı konuşmuş. Neden 10 ay önce siz çıkardığınızda Türkiye'de bu şarkı konuşulmadı? Bu kadar infial yaratmadı. Ben olsam açarım. Yelda Hanım çok teşekkür ediyorum. Ama böyle bir şey yapmışsınız. Bir, hayır. Bir jest yapmışsınız Sayın Morgül. Onun adına söylüyorum. Hani bir teşekkür ederdi bana. Buradan seslen Mert mesela Demir'e. Derdi ki birlikte okuyalım. Mesela bak bütün popçular beni konserlerine davet ediyorlar sevgili Müge. Gel bu şarkıyı birlikte düet yapalım sahnede. Mert Demir'e buradan seslenmek evet. ister misin? Bir defa ben kırgınım. Gerçek bir sanatçının bu şekilde davranmaması gerektiğini inanıyorum. Mesela siz bile programda benim ismimi geçirirsiniz. Ben size teşekkür telefonu açarım. Ben bunu öğrendim. Anladınız mı? Bu bir saygıdır, peki, bu bir görgüdür. Peki, ama Yılmaz... kendisinden ben böyle bir davranış beklerdim. Görmedim. İşte Yılmaz Bey siz bizim marka olmuş bir değerimizsiniz. Gurur duydum bu eseri okuduğunuz için. Hatta gelin sahnemde birlikte okuyalım efendim. Ben onun sesinden de okurdum yani. Sahnede anlatabiliyor muyum? Biz bu güzellikleri yaşadık büyüklerimizle. Bir de Ahmet Hakan'dan geldi eleştiri. Onu Hürriyet, hiç sormayın. Hürriyet ona bakalım. Yayın Ay, onu hiç aynı sormayın zamanda arkadaşlar. Köşe yazarı. Evet. Yani, gelsin. Bakalım. İletişimcisiniz, gazetecisiniz evet. arkadaşlar. Şimdi şöyle gülüyorum ama mor gülüyorum evet. bu yazılanlara. Ben de şimdi bu masadayım.
Ben de köşenin eyvah yazarıyım değil mi şu anda? Işıklarımız o zaman işte. Oh ne güzel. Ben de bu köşedeyim. İstediğim hakkı haddi kendimde bulup sizin hakkınızda yalan dolan her şey yazabilirim. Ama, ama söyleyemez burada mi düşüncesini? Yalanla ne alakası düşünce var? Burada düşüncelerini yok. Bu söylemiş. Ahmet Hakan'ın bir değil iki değil üçüncü değil kaçıncı yazısı. Ne oldu sana Yılmaz Morgül ile ilgili. Aa, eğleniyor belki. Ya. Siz Google'a girin. Benim kendisi hakkındaki beyanatlarımı görün. Bakın önce arkadaşlar. Bir dakika, önce şurada, bir bakalım. Bir bakalım. Hayır, şimdi, Ahmet Hakan bir diyor ki bir Allah'ım senden niyaz ediyoruz. Ha. Lütfen Yılmaz Morgül Bey'i ateşlere düşürme ki coşmasın. Ha. İki biri bu arkadaşa bağırmakla iyi şarkı söylemek arasında bir bağlantı olmadığını söylemeli. Üç evet. Şarkıyı Yılmaz Morgül'den dinleyince Mert Demir'in kıymetini daha iyi anladık vallahi. Aslında... Gerçekten gülüyorum ama mor gülüyorum. Az önce size de söyledim. Şimdi mor nasıl gülünüyor? Mor gülüm ya efendim. Hayır nasıl yani hani karşı yani, tarafa enerjiyle mı? Moral vererek. Moral gülüyorum. Vererek evet. Evet. Şimdi Ahmet Hakan kadar ben de köşe yazarlığı yaptım. İnsanlar araştırsınlar. Avustralya Vatan Gazetesi'ne yıllardır. Hollanda'da Ekin Dergisi'ne yıllardır. Türkiye'de Müge Anlı'nın yönetimindeki bir dergide, haftalık bir gazetede Bilal Özcan yönetiminde yine köşe yazarlığı yaptım. Bütün starlarla röportajlar gerçekleştirmiş. Yani bu işin ucundan sonundan yakalamış bir ama modelim ben. Sevgili Ahmet Hakan da çok bir yılların gazetecisi. Tabii onu söyleyeyim. Burada bu maddelerden en bir, çok en çok hangisi rahatsız şöyle etti? Şöyle bir şey söylemek istiyorum kendisine. Sizin haddiniz nedir? Siz bir müzik adamı mısınız? Siz benim yorumumla ilgili kendinize nasıl böyle yapıcı veya yapmayıcı yani ne diyorsunuz yıkıcı eleştiri yapma hakkınızda. Ahmet Hakan 15 yıldır sizi tanıyorum. Beyefendi sizi nerede tanıdığımı siz biliyorsunuz. Benim bilgi dağarcığımda öyle şeyler var ki bu canlı yayında beni konuşturmamanızı rica ediyorum. Siz değil misiniz Sayın Morgül kültür birikiminizle dağarcığınızla o kadar güzel konuşuyorsunuz ki Türkçemizi lütfen bunu yazıya dökünüz. Hatta romanlar falan yazınız diye beni bu konuda önderlik ama, yapmamı isteyen yılmaz adamlardan birisi. Bir dakika. Şimdi de beğenmemiş olabilir. Şimdi bana evet, istediğiniz olabilir zaman ama telefon açıp da Sayın Morgül bu şarkının makamı neydi? Bana biraz mırıldanır mısın? Tamam diye sen bilgilisin. Ama hayır. Burada ama şarkıyı kötü beğenmemiş şey yok olabilir. Ki. Olabilir. Senin yorumunu beğenmemiş olabilir. Olabilir. Buna hakkımız yok mu? Ay bu ne ya? Allah'ım senden. Hayır en çok ne rahatsız etti? Senin diğerinde. Allah'ım senden niyaz ediyoruz. Lütfen Yılmaz Morgül Bey'i ateşlere düşürme. Ay güzel İsmini Allah'ım. Var orada. Mübarek Cuma gününde ben de senden rica ediyorum. Beni Cahil Cüheyla ile karşılaştırma. Beğenmeme şeyimiz de var. Tercihimiz evet de var. Yılmaz. Hanımefendi beğenmemekle ilgisi yok. Eleştirmekle ilgisi yok. Ne rahatsız ediyor aşan seni? Konuşmalar bunlar. Nerede haddini aşma durumu var mesela burada? Diyor ki Yılmaz Morgül'ü dinleyince Mert Demir'in kıymetini daha evet, iyi anladı. Siz efendim onu yaşayan Yılmaz Morgül'ün kıymetini bilmeniz gerekiyor. Beni pamuklar içinde sarmanız gerekiyor. Artık Türk sanat müziğinde okuyucular yok. Böyle değerleri biz sarıp sarmayalım. Yılmaz Bey mesela araştırmacı gazeteci olsaydı benim o programda size bu programda okuduğum şekilde hani beyefendinin tavrında okuduğumu görürdü. Bir daha hani okusana. Bak, bu adam da böyle okuyabiliyor. Bütün yorumlar şu anda bana özelden de gelen sayfamıza da bana gelen. Da bak, yorumları bir daha söylüyorum. O yumuşak, o yumuşak, o yumuşak, o böyle tatlı tatlı düşük o volüm. Ton da söylesen. O ton. Çok Allah beğenilmiş. Allah aşkına bu ne ya? Yani bu, İnan bu çok nasıl beğenilmiş bu arada. Yani ben, bence Ahmet Hakan da bunu size söylüyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben şarkının sözlerini yaşayan bir insanım. Bir yorumcuyum. Öyle ama yaşa. Yani ateşlere düşmüşüm. Ocağıma ateş düşmüş. Hayatımda başıma çok kötü bir şey gelmiş. Kalkacağım da yani ben bu şarkı... Öyle okuyalım. Ya okuyalım evet. Hadi. Ateşe düştüm evlerden uzak, aşk değil bu bana tuzak, kahroldum ateşe düştüm Ay bu ne ya, ben böyle okuyamam yani. Gerçekten okuyamam. Evet bu Yılmaz yaşamam değil. Yaşamam lazım. Evet. Ben Yılmaz Morgül'üm ben. Sakin. Evet. Sen bir yani diğeri. O zaman hani sahnede böyle bir gitar eşliğinde de mesela ateşe düştüm
O zaman ben Yılmaz'ın duygusuyla nasıl olur? Yılmaz yok, değil. Bu, bir de Yılmaz okusun. Evet, bir de Yılmaz. Evet, bu Yılmaz okusun. Açık tamam, efendim. Açık, açık. Evet. Sana hazır mikrofon... mıyız arkadaşlar? Hazır mısınız? Reji hazır mısınız? Kameraman arkadaş, herkes hazır mı? Bir, iki, üç. Ateşin üstüme. Mikrofon açık mı diyorsun? Mikrofon burada. Sen buradan söylüyorsun. Senin mikrofona ihtiyacın yok mı var? Hani işte yani lafın gelişi. Yalnız ben seni dinlerken şu an koltuğun şöyle şu arkadaydım. Seni dinlerken şu anda evet, ucuna kadar gelmişim. Evet. Yani ses volümüyle beraber uca kadar gelmiş. Ama Müge biliyor ya, ben Müge'yi evet, mesela Posta Gazetesi'ne tanıyorum. Arkadaşlar mesela ben Posta Gazetesi'ne röportaja gittiğimde o bütün binayı çınlatacak mikrofonsuz şarkı söyleyerek giriyordum. Dördüncü kattaydık. Düşünün. Danışma tabii ki birinci katta. Böyle Yılmaz'ın geldiğini anlıyorduk. Sende öyle bir ses var çünkü evet, yani. Allah'ım. Evet. Ama dediğim gibi arkadaşlar, ben mesela bana da bir kelime de kullansanız, ben çok duygusal hassas bir insanım. Sonra diyorlar ki ağlıyor diyorlar. E çünkü duygusalım. Yani dayanamıyorum. Ben yüzlerce Sağlık Sosyal Yardım Vakıf ve Derneği'yle çalışıyorum. Benim binlerce otizmli, dam, engelli, lösemili çocuklarım var. Yani onların dünyasındayım ben. O çocukların ne durumda olduğunu ben biliyorum. Ben yaşıyorum ve ben gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Lütfen anlayış bekliyorum. Yılmaz, sana bir şey dinleteceğiz. Şimdi böyle duygusallıktan bahsediyorsun ve ses aralığın her şeyi taklit etmeye de çok müsait evet, aslında. Evet, çok. Şimdi dünyaca ünlü İngiltere'de bir yetenek yarışması. Evet. Ve bir yarışmacı, Genevieve Cote adlı bir yarışmacı katılıyor. Evet. Doğa seslerini, hayvan seslerini müthiş taklit şey ederek hem güzel jüriyi hem de sosyal medyayı çalkaladı. Bir izleyelim. Sende de böyle taklitler ay var mı merak ettim. Evet. Dinleyelim bak. Yani nasıl? Tüylerimiz diken nasıl diken oldu. Yani işte yine Allah'a şükrediyorum. Ne kadar özel kullar yaratıyor. Yani nasıl bir yetenek bu? Dünyada ne yetenekli insanlar var? Çok. Olağanüstü tabii bir ki sesi var. Hı-hı. Olağanüstü bir ses. Hiç denedin var mi böyle bir şey? Yani hayvan sesi, hayvan sesi çıkarmak. Ben mesela kendi yani üstadlarımın o seslerini çok güzel yapıyor. Yaparım. Hadi evet, bir tanesini evet, yap. Müzeyyen yani mesela, Sinan mı yapar? Mesela hocam Müzeyyen Sinan. Mikrofonu açabilir miyiz efendim? Mesela analım rahmetle. Hocam yine sahneme geliyordu sürekli. Ormancıyı oku bana diyordu. Onunla özdeşleşen. Çıktım ben gayvesine, baktım ovaya, baktım ovaya. Bay Mustafa çağırdı dam oynamaya. Ormancı gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Laf anlamaz ormancı, çekmiş kafayı canım benim. Ya hocam, çok iyisin. Mesela çok... dün yayınınızda gördüm Türkiye'nin en büyük seslerinden Zerrin Özer mesela. Evet. Yani Zerrin'i de güzel seslendiriyor. Şey çok seviyorum mesela, Allah yani çok derya derya tabii, çok aşığım. Bir Zerrin tane Özer. Zerrin Özer. Bir de Zerrin Özer. Mikrofonu açıyor muyuz? Biraz rivet verelim. Açık. Uslan artık deli gönül, bak gelip geçiyor ömür. Uslan artık deli divane gönül, divane. Bunları cazları yapıyor ya bir de evet, evet, şarkıyı böyle değiştiriyor. Çok seviyorum. Mesela Sezen'i çok seviyorum. Hadi evet. Allah. Mesela Sezen'in çok sevdiğim bir arabesk şarkı yorumu var.
nefeslerimi ayarlamam lazım. Bunlar mikrofon şey enstrümansız çok zor. Sahnede yapıyorum tabii. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Sen Tanrı mısın beni öldürdün. Eşime dostuma beni güldürdün. Vicdanının sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can ölüyor. Vicdanının sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can ölüyor. Mügeciğim niye bana öyle bakıyorsun sabah sabah? Hayır, 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 hayır. İnsan bir çay söyler. Bir şey söyle hayatım yani bak Kanlıca'daki Kanlıca'daki evi bekliyorum seni. Çay molası. Evet. Çay molası sevgili izleyici. Evet bir çay molası. Evet. Hadi bir çay molası. Efendim bu arada 19 Mayıs Pazar günü evet. Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızın 104. Evet. yılını kutlayacağız. Evet. Benim içimden şu anda şu geliyor. Çıktık açık alınla. 10 yılda her savaşta, 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaşta. Hazır mıyım? Opera. Başa bütün dünyanın saydı baş kumandan. Demir ağlar ördük ana yurdu dört başa. Türkiye durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ileri. Allah'a emanet olun. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Şimdiden hoşçakalın.